Şimdi Haydar ben iyilik yaptım, İmre'ye evimi açtım diyor. Evet. Nilüfer Hanım da diyor ki haklı olarak benim kızımı neden orada 4 gün boyunca bana neden haber vermedin sorusunu soruyor. Bu da haklı bir soru. Ama Hayko da kendisine göre iyilik yaptığını iddia ediyor. Kızımızın son görüntüleri de en son çektiği görüntüler de elimize geldi. Yani sosyal medyada bayağı aktif. Sosyal medyada o kadar çok aktif ama sizin yanınıza gelmek istemiyor. Neyse Haydar'ı bir çağıralım, konuşalım. Sonra İmre'de yayınlar vazgeçmezse inşallah canlı yayında olacak. Haydar gelir misin lütfen? Merhaba canım. Merhaba, hoş geldin. Nasılsın Haydar? Sağ olasın. Sağ olasın, ben de iyiyim. Biz çok emin olamadık. Haydar, sen nasıl bir insansın? Yardım etmeye mi çalışıyorsun? Amacın ne? Yani şu ünlü olmak gibi bir amacın olduğunu senin görüyorum sevgili Haydar. Bu da seni ilgilendirir, seni bağlar. Ama sonuçta sosyal medyada nasıl amaçla o yayınları yapıyorsun? Onunla ilgili bizim hala kafamız net değil, açık söyleyeyim. Hatta kendi içimizde de tartışıyoruz. Nasıl bir çocuk? Bu çocuk bir iyilik mi yapıyor? Yoksa bu çocuğun başka bir amacım var. Çözemedik seni Haydar. Bir sırrın var senin de, emin değilim ben. Ciddi söylüyorum. Yukarıda istihbarat servisinde arkadaşlarımız birileri diyor ki yok çok iyi bir çocuk. O da diyor ki yani niye bu kızları evine çağırıyor? Nesi böyle iyi olabilir diyor. Bu Haydar ne yapsın? Kızlar gidiyor diyenler var. Haydar niye evine sokuyor diyenler var. Kendi içimize de tartışıyoruz. Eminim ekran başındaki izleyiciler de tartışıyorlardır. Ama şunu söyleyeyim. Şimdi dede bu arada Nilüfer Hanım'ın babası burada. İmre'nin dedesi Sedat Bey de burada. Birazdan alacağım onu ama şunu açıklayayım. Gittiniz bir madde testine girdiniz, yasaklı madde. Çünkü onunla ilgili iddialar vardı. Şu an sosyal medyada, daha doğrusu daha öncesinde de Haydar'ın şey kullandığını biliyoruz. Alkol kullanıyorsun. Bu arada ben gerçekten alkol yani hem aşırısı hem de çok da fazla kullanmak sağlığa fazlasıyla zararlı. Hem o görüntüler var ekranda ama madde kullandığını iddia etmişlerdi senin. Evet. Gittik, test yapıldı ve temiz çıktı. Ama saç örneği alınmadı değil mi? Alındı mı saç örneği? Efendim, şimdi saçtan örnek alındı mı? Şey verdik. Kan verdiniz. Yok. İdrar. Başka? Ya şey olarak verdik yani. Yani ben içmediğimi zaten burada beyan etmiştim. Tamam. Neyse bir numune verdim vücuttan. Ben kullanmıyorum demiştim ama burada da Show TV huzurunda diyorum ki o günkü beni yayında suçlayan bayandan tüm hakları baracağım yani. Hı hı. Yani bunu kesinlikle yapacağım. Tamam. Çünkü benim şahsıma bu çok büyük bir hakarettir yani. Tamam, Haydar yasaklı madde kullanmıyor, bunu söyleyebiliriz. İçmiyorum ben. İçmiyor. Bunu kendisi söylemiştim de söylemişti yani. Ama teste girdi ve test sonucunda da yasaklı madde kullanmadığını gördük. Ama sonuçta dedim ya, seninle ilgili izleyicilerin de kafası karışık Haydar. Bizim de kafamız karışık. İmre de bugün yayına bağlanmaya karar vermiş. Ben buradaki soracağınız her kişinin sorusuna cevap verebilirim. Tamam. Soracağız zaten onları ama ben bir dedeyi çağırmak istiyorum. Buyurun. Nilüfer Hanım'ın babası, İmre'nin dedesi. Ben olabilir. İşte kızım orada çok yalnız kaldı. Ona destek vermek için gelmek istiyorum dedi. Biz de tabii hay ne demek dedik. Hemen Sedat Bey'i çağıralım lütfen. Sedat Bey gelir misiniz lütfen? Hoş geldiniz. Hoş bulduk. İyi yayınlar. Kızım çok yalnız kaldı. Ona destek vermek için geldim demişsiniz. Evet. Peki size ne kadar benziyor evladınız? Buyurun Sedat Bey. Teşekkür ederim. Sağ olun, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Dede diyor ki biz diyor İmre'nin diyor ailesiyle bir sorunu yoktu diyor. Öyle mi? Evet. Sevgili dede. Ha? Yok. Peki niye İmre o zaman gitti? Hayko'nun yanına gidiyor, başka insanların yanında kalıyor. Şu anda da başka birinin yanında mesela. Vallahi şimdi şöyle bir şey söyleyeyim. İddiası var, evet. İmre hür yaşamak istiyor. Hür. Hür yaşamak istiyor. Hı. Baskı altında, evde de baskı yok, bir şey yok. Hı hı. Kendi iradesini kullanıp gidiyor. Haydar'la ben iyilik yaptım diyor. Haydar sizce iyilik mi yaptı? Ne düşünüyorsunuz Haydar'la ilgili? Hoş geldiniz abi. Hoş bulduk. Teşekkür ederim. Şimdi ben şunu söylemek istiyorum. Amcayı buradan alkışlamak istiyorum. Niye? Çünkü amca demin dedi ki hür yaşamak istiyor ve 16 yaşından beri annesi dün beyan etmişti ki yani bilmiyorum artık gençlik şey mi diyeyim? Bu hür değil ki ya. Şey düşünsene yani. Bak hala. Sonuçta sen kendine iyilik yaptığını söylüyorsun. Ben 4 gün o evde ne yaşandığını biz İmre konuşunca öğreneceğiz. Seni dinledik ama İmre'nin de konuşması lazım. Tabii, sen iyilik yaptığını söylüyorsun. Ama sonuçta yani bu 4 gün tanımadığı bir insanın evinde yaşamak bir özgürlük değildir. Şimdi Didem Hanım ben şunu söyleyeyim. Ben genç kızlarımıza söylüyorum. Ben şunu söylüyorum. İmre'nin bu ilk defa tanımadığı bir yani başkasının evinde kaldığı ilk insan ben değilim. Mutlaka ondan önceleri de vardır yani. Var zaten gidiyor. Sadece sen değilsin. Sen buraya geldiğin için sana söylüyoruz. Ben söyleyeyim Enes mi? Böyle bir çocuğun yanına gidiyor zaten. Evet. Yani sürekli gidiyor. Peki neden evden sürekli gitmek istiyor? Vallahi ben de onu hiç bilmiyorum. Neden? Hiç bizi şey... Zaten sen hiçbir şey bilmiyorsun. Sen zaten hiçbir şey bilmiyorsun. Bilmiyorum. Bilmiyorsun. Sen zaten buraya hiçbir şey bilmeyerek çıktın değil mi? Şimdi şöyle bir şey bilmiyorum. Hiçbir şey bilmiyorsun. Kız hakkında hiçbir şey bilmiyorsun. Ama Hayko hakkında 20 tane kız evde kaldın biliyorsun. Ama bunlar çok iyi biliyorsun değil mi? TikTok'tan görüyorum. Niye görmüyorum? Didem abla bir şey söylemek istiyorum. Söyle. Kız hakkında hiçbir şey bilmiyor ama Hayko hakkında 20 tane kız evde kalıyor, onu biliyorsun. Benim annemin de işte ne yaptığını bilmem neyi biliyorsun. Ama kendi öz kızını bilmiyorsun. Sana bravo var ya, Oscar'lık. Evet bravo. Oscar'lıksın sen. Sen Oscar'lıksın var ya. Oscar. Senin burada değil, senin daha büyük yerler olman lazım. Bir dakika. Evet. Dede bir söyle. Söyle dede. Sedat Bey. Şimdi böyle tartışmakla bu iş yürümez. Bütün iş İmre'de bitiyor. İmre gelecek ki bu iş açığa çıkacak. Peki böyle... babasıyla ilgili bir iddiada... Şekerim çıkıyor. Babasıyla ilgili bir iddiada bulunmuştun değil mi? Tansiyonum çıkıyor abla benim ya. Niye bu kadar tansiyon çıkıyor ya? Abla bilmiyorum ya, ben böyle... Klimalar da sıcak oldu bak, daha da tansiyon çıkabilir. Aman kolonya var mı ablacığım, böyle bir şey olmayayım ya. Kolonya geliyor Zuhal. Ay bayılacağım, ay çıldıracağım valla, çıldıracağım abla. Ne oldu ya, ne oldu? Başım döndü abla ya. Niye başım dönüyor Allah korusun ya? Ben iyilik yaptım diyorsun sadece. Kolonya gözüne girecek, ne yapıyorsun? Tövbe yarabbim ya. Ha? Alo, iyi misin Haydar? Bak kolonya, Allah'ım ya. O kadar kolon yüzüne koyarsan tövbe estağfurullah ya. Bir peçete versin, iyi misin? Kör olun galiba. Mikrofonu bari şey yaptın, mahvettin ya. Ne yapıyorsun kolonya? Gözün gitti, mikrofonun gitti. Ne artist adamsın sen ya. Tövbe estağfurullah ya. Şu kolonya verin de. Ben bu arada İmre'nin bazı son görüntüleri var. Onları bir ekranlara getirelim. Kızımız şimdi... nerede olabilir? Ha söyle bakayım Haydar. Ne oldu? Niye fenalaştın? Bunu bana kim verdi? Ben ne yapacağım bunu? Yani niye böyle yani, çünkü şuna kolonya getirdiğin için of oldu. Gitti. Şimdi, şu an ses yok mu şu an? Gelmiyor, ses gelmiyor. Benim kulağıma da gelmiyor. Tut ablacığım sen. Şimdi abi gelmiş. İmge de bağlansın buraya. İmge de bağlansın. Tüm her şey ortaya çıksın. Kim ne saklıyor? Kim kimi saklıyor? Ben bu işin neresindeyim? Annesi bu işin neresinde? Yani bunlar çözülsün. Yani ben burada yeterince çok büyük haksızlıklara uğradım. Söylediler. Bugün gittim şerefimle namusumla temiz çıktım. Bunu burada Didem abla da söyledi. Yasaklı madde kullanmıyorum. Şöyle, kızımızın görüntüleri var. Ben onlara gireyim de. Ben onları ekranlara getireyim de. Nerede olabilir? Bir sevgili izleyiciler, size lokasyon zaten İzmir'de olduğunu biliyorum ama en son neredeydi? O görüntüleri bir ekranlarınıza getirelim. Kızımızın İzmir'de olduğunu biliyorum. Birazdan da çıkacak mı canlı yayın arkadaşlar? Son durum ne? Tamam hazırlanıyormuş. O görüntüleri bize ekranlara getirelim lütfen. Kızımızın bir nolu videosu.